Hamurumu sıkma torbasına doldurdum. Şimdi sıkacağım ama diyelim ki fırınınız fanlı ve içeride biraz esinti var. Bu kağıt çok çabuk havalanabilir çünkü profiterol hamuru piştikçe içi boşalan ve balon gibi olan bir hamur. Yapışması için bunu hemen buraya sürüyorum. Bir tane buraya, bir tane buraya. Böyle yaparsanız hem kağıt uçuşmaz hem de profiterolinizin şekilleri bozulmaz. Şimdi sıkmaya başlıyorum ama diyelim ki evinizde sıkma torbası da yok. İsterseniz bunu kaşıkla da koyabilirsiniz. Şekil çok önemli değil ki, ben profiterolde biraz böyle şekilsiz formlar seviyorum. Hemen sıkıyorum ve hızlıca çekiyorum. Çektiğim zaman böyle bir küçük tepecik oluşuyor. Onu engellemenin de yolu, elinize çok az ıslatıyorsunuz ve hafifçe bastırıyorsunuz. Hamurlarımı sıktım. Ben size yine de bu hamurla yapabileceğiniz bir başka tatlıyı daha göstermek istiyorum. O da ekler. Biliyorsunuz o daha uzun oluyor. Yalnız bir tavsiyem var. İkisini aynı anda pişirmeyin. Çünkü ekler uzun olduğu için onun pişme süresi biraz daha uzun. Bunlar çok daha çabuk pişiyorlar. Ayrı ayrı tepsilerde farklı zamanlarla pişirirseniz daha iyi olur. Onu da bu şekilde uzun sıkıyoruz. Bir tane daha buraya sıkabiliriz. Bunu istediğiniz gibi kalınlaştırabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz bir çatal alıp üzerine hafif çizgi çekip daha dokulu bir görüntü verebilirsiniz. Ya da farklı bir uç kullanabilirsiniz. Şimdi bunları fırına atacağım. 200 derecede yaklaşık 20-25 dakika altın sarısı olana kadar pişireceğim. Ooo, lezzete bak!